أشهد أن لا إله إلا الله Ey atalarımın putlarına tapan kardeşlerim! Dinimiz elden gitmek üzere! Muhammedi dini çığ gibi büyümekte! Bakın, alenen ezan okuyorlar! Onlara bir ders verelim! Susturalım şunları! Susturalım! Nereden geliyorsun ey debine? Şuradan... Allah'ım... Yine o Allah mı? Sus ey sahibim! Öyle mi? Evet! Günaha girme! Seni korumak isterim! Ben kimsenin korumasına muhtaç değilim! Ne olacak bu işin sonu? Sen cariyesin! Dayak, işkence, ceza kâr etmedi! Muhammed'in büyüsü bu kadar büyük mü? Büyü değil o, nur! İçimize doğan Allah'ın sevgisi! Neredeydin? Yoksa gene Muhammed'in Allah'ına mı taktın? Evet! Bundan sana bir zarar geliyor mu? Bunu ben düşünürüm! Herkes o Allah'a sığınıyor! Herkes mi? Evet! Kâbe'de namaz bile kılanlar var! Bu defa sağ çıkamazsın elimden! Allah'ım! 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 Ey sahibim! Bana her şeyi yapabilirsin! Öldürsen de... eza gören bedenimdir! Ruhuma dokunamazsın! Onun tek sahibi... her şeyi yaratan Allah'ımdır! Ey Hattab'ın oğlu Ömer! Allah seni böyle güçlü kuvvetli yarattı! Bunun bir sebebi var! Bize katıl! İnsanlığın kurtuluşunu çabuklaştır! Bak, Hamza bile bize katıldı! Sen hastasın ey Levine! Aklını kaçırmışsın! Ey sahibim! Ruhuna dünyadan kir bulaştırma! Arınmak zordur! Onu Allah'ımın inancıyla yıka! Çok hafiflersin! İman kuvveti seni kanatlandırır! Yok olma korkusu silinir, ebedileşirsin! Ey Lebise! Hamza'nın yeni adını işittin mi? Hayır! Muhammed ona Allah'ın aslanı demiş! Ya öyle mi? Çok yakışmış! Muhammed Allah'ına yakarıp bir dilekte bulunmuş! Nedir o? Ey Allah'ım! Bu dini Ebu Cehil veya Hattab'ın oğlu Ömer'le aziz et! Ya Ömer! Mabette toplantı var! Seni beklerler! Altı yıl Muhammed'in yola gelmesini bekledik! Artık rahat edebilirsiniz! Çünkü toplumumuzun selameti için... Muhammed'in öldürülmesine karar verdik! Yeter!
Yeter artık yaptıklarınız! Tahammülü açtı söyledikleriniz! Bir sürü putumuz var! Ama bir lisanımız, bir rehberimiz yok! Ya Süreyya, sen de mi Muhammedi'sin? Evet! Sen tek adam kalıp Hicaz hükümdarı olmak çabasındasın! Kahrolsun putlarınız! Siz de yerin dibine batın! Usandık artık! Ey cemaat! Öldürün bu adamı! Yobazdır o! Ebu Cehil! Atalarının dininden dönenlerin sonu budur işte! Bu hale bir son vermek lazım! Abdullah'ın oğlu Muhammed kabilemiz arasında ikilik yaratıyor! Ne yapalım, nasıl önleyelim bunu? Yakında öğreneceksin! Bu bir müjde mi? Evet! Muhammed öldürülecek! Bunu kim yapacak? Muhammed'i öldürene bol altın, yüzlerce deve vereceğim! Para her kapıyı açar ya Ömer! Gelirken duydum! Muhammed Allah'ından ya senin veya benim dinine girmemizi dilemiş ya Ebu Cehil! Seni bilmem ya Ömer! Ben kendime güveniyorum! Ne oldu ya Ömer? Muhammed'i ben öldüreceğim! Sen bu işe karışma ya Ömer! Bu şereften mahrum olmak istemem! Üzerinde 4 görev var! Sana bir şey olursa, bizim kolumuz kanadımız kırılır! Hele otur da, meclisteki dostlar karar versin! Kimseyi dinleyemem! Kararım kat'idir! Şimdi mi yapacaksın bu işi? Evet ey Ebu Cehil! Elden ne gelir? Bari putlarımızdan senin için yardım dileyelim! Kazan kutlu olsun ya Ömer! Ya Ömer, nereye gidersin? Muhammed'e! Ne yapacaksın? Aramıza ikilik sokan Muhammed'i öldüreceğim! Ya Ömer, zor bir işe girmişsin! Neden? Çünkü Muhammed'in eshabı başucundadır! Sen Hattab'ın oğlu Ömer'i tanımaz mısın? Eshabın olurmuş! Diyelim ki muvaffak oldun! Seni Abdümenaf, Abdülmuttalip oğulları sağ bırakmazlar! Sen karışma! Hayır ya Ömer! Tanrı'nın temsilcisi bu mübarek zata kıyamazsın! Sen de Muhammedi'sin! Önce seni öldüreyim de gör! Beni öldürmen faydasız ya Ömer! Sen Muhammed'i beni bırak! En yakınlarına koş! Onları yola getir! Kimmiş onlar? Kız kardeşim Fatma ile kocası Zeydoğlu Said Müslümandırlar! Olamaz! Olur! Git de bak istersen! Tamam! Onlara gidip aile şerefimi kurtarmalıyım! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أم قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
abim Ömer geliyor. Ey kahraman kardeşim Ömer, bu halin nedir? Her şeyi biliyorum. Siz atalarımızın dininden döndünüz. Yanılıyorsunuz. Allah'ım sen onları Ömer'in şerrinden koru. Muhammed seni de mi büyüledi? Sus ya Ömer! Susmayacağım! Kapıdan dinledim, neydi okuduğunuz? Çıkar onu ya Sait! Dur ya Ömer! Unutma ki el kaldırdığın benim erkeğimdir. Bana olan sevgin bu muydu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Gel buraya! Kocam da ben de elhamdülillah Müslümanız! İkrar ediyorsun ha? Evet! Öldür istersen! Ya Ömer! Müslümanlık bir çığ gibi büyüyor. İman kuvvetini zulümle yıkamazsın. Niçin Allah'ını tanımazsın? Niçin ayetlere, mucizelerle gönderdiği peygambere inanmazsın? Sen okumuş adamsın. Ya Fatma! Gene okusanıza deminki şeyi. Rabbena ufir lene zünübene ve israfena fi emrine ve israfena fi emrine ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Dünyada herkese acıyan ve ahirette inananlara acıyıp kayıran Allah adıyla, Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye göndermedik. Ancak Allah korkusu olanlara bir hatırlatmadır. O, yeri göğü yaratandan yavaş yavaş bir indiriştir. O Allah ki, hükmünü arşa yürütmüştür. Gökte, yerde ve bunların arasında 7 kat yer altında olan şeyler O'nundur. Yüksek sesle yalvarırsan yalvar. O gizli sırları, gönülden geçenleri bilir. O'nun güzel isimleri vardır. Allah, o Allah'tır. Ondan başka Tanrı yoktur. Ömer geliyor, ama elinde kılıcı var. Ömer iyi niyetliyse ne âlâ. Aksi halde başını uçururum. Ya Hamza, Ömer gelsin. İçim onun için iyiliklerle dolu. Resul-i Ekrem müsaade ediyorlar. Bırakın gelsin Hattab'ın oğlu Ömer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ey uluların ulusu Tanrım! Sen diledikten sonra hangi insanın kalbi açılıp gözleri nurlanmaz ki? Resulünün dualarını kabul ettin, huzurunla beni şereflendirdin. Yoksa senden izin almadan, benim gibi bir kulun hidayete ermesi, seni bulması ne mümkündü? Sana binlerce şükürler Tanrım! Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber.
ararsın burada? Baban seni görürse kızar. Doğru mu duyduklarım? Babam seni öldürecek. Allah'ım istemeyince beni hiç kimse öldüremez. Gelişindeki sebep ne? Aynı soruyu ben de kendi kendime sordum. İçimde garip bir his var. Benim Tanrı'ya inanan güzel kalpli cariyem! Artık ben de tapılacak tek Tanrı Allah'tır diyorum. Ey uluların ulusu büyük Allah'ım! Ne mutlu bana ki bugünü de gördüm! Sana binlerce şükürler olsun! Ey babam! İzine basıp yürümek en büyük dileğimdir. Beni de senin Allah'ına teslim et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. ...622 yılında Kureyşlilerin Hazreti Muhammed'i öldürme teşebbüsü ve Müslümanlara eza etmeleri Medine'ye hicrete sebep oldu. Kalpleri zayıf insanlar Resulullah'ın öldüğünü söylüyorlar. Doğru mu bu? Öldü. Kim onun için öldü derse kafasını uçururum. O büyük insan ölmedi. Ölmez de. Ey cemaat! Her kim Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz ölmüştür. Baki olan Allah'tır. Ölmeyecek olan yalnız O'dur. Peygamberimiz de bir insandı. Bunu Hattab'ın oğlu Ömer de bilir. Kükreyişi, haykırışı, acısının çokluğundandır. Allah, 632 yılında Peygamber Efendimiz'i huzurlarına aldılar. Hazreti Ebubekir halife oldu. Ya ben ineyim, yahut sen atına bin. Hayır. Ne ben bineyim, ne de sen in. Allah yolunda benim de ayaklarım tozlansın. Sana Tanrı selamet versin. Git, Resulullah ne emrettiyse onu yerine getir. Gazan mübarek olsun. Thank you.
Efendimiz Hazreti Ebubekir sizi görmek ister. Beni emretmişsiniz. Yaklaş ya Ömer. Ey Hattab'ın oğlu, ölümümden sonra benim yapamadıklarımı sen yapacaksın. Müslümanlık büyük bir imparatorluk olmalı. Peygamber Efendimiz ben gelmeseydim yerime Ömer gelirdi demişti. Benim güvenim büyük. Resul-i Ekrem'in ölümünde benim yaptıklarımı gördün. Beni pencereye yaklaştır. Ey ümmeti Müslümin, esirgeyen ve bağışlayan ulu Tanrı adıyla, bu hayatımın sona ermekte bulunduğu dünyadan ayrılıp ahiretteki hayatına başlamak üzere bulunan ve müşriklerin bile iman edip günahkarların günahlarını idrak ettikleri, yalancıların hakikatleri söyledikleri anı yaşayan Ebu Kuhaf'ın oğlu Ebu Bekir'in sizlere vasiyetidir. Benden sonra halifeliğe Hattab'ın oğlu Ömer'i tayin ediyorum. Hakkını helal et ya Ömer. Helal olsun. Oğulların oğlusu, güzellerin güzeli Tarım, henüz Ebu Bekir'e ihtiyaç duymaktayız. Onu bizden erken alma ya Rabbim. Sen sevdiklerini mutlaka yanında istersin. Onu bize bağışla Tarım. Şayet emri hak vaki, vakit tamamsa onu cennetinle aziz et ya Rabbim. Amin. Ya Ömer, dışarıda seni beklerler. Ya Ömer, pederimin vasiyetidir. Emanetleri teslim alınız. Bunları Beytülmal'e teslim ediniz. Ebu Bekir'in eşyalarını iade ediniz. Ayıp olmaz mı bu değersiz şeyleri almak? Ebu Bekir onların reddine emreylemiş. Ben ona uyarım. Pederim sevgili peygamberin yanına yatırılmasını arzuladı. Halifeliği süresince Beytülmal'dan aldığı maaşların malları satılarak iadesini diledi. Hiç üzülmeyiniz. Arzuları yerine gelecektir. Tanrı cümlemize sabır versin.
Cenaze hazırlıkları yapılsın. Namazı ben kıldıracağım. Ey cemaati Müslümin! Hacımız çok büyüktür. Allah ona rahmet eylesin. Onun vasiyetlerini bir bir yerine getireceğimden emin olmalısınız. İlk olarak tüm Müslümanları cihada çağırıyorum. Allah bizimle beraber olsun. Ben halifeniz Hattab oğlu Ömer, fena yola saparsam, ihtirasıma mağlup olursam bana ne yaparsınız? Seni kılıcımızla doğrulturuz ey halife! Sen hakkımda nasıl böyle konuşursun? Sözlerim sanadır ya halife! Allah'ıma şükürler olsun. Çünkü eğer eğri yola saparsam, milletimin içinde beni kılıcıyla doğrultacaklar var. Elimizde yolumuza ışık tutan bir nur var. O da Kur'an-ı Kerim'dir. İslamiyet son dindir. Tanrı cümlemizi ondan ayırmasın. Amin! Ümmeti Müslüman kardeşlerim, dinimizin yayılması için cihada devam etmek mecburiyetindeyiz. Bugüne dek çok yerler zapt ettik. Bundan sonra da zaferden zafere koşacağız. Tanrı'nın en büyük lütfu olan Müslümanlık, dünyanın her yöresine sizlerin sayesinde yayılacaktır. Ulu Rabbim bizimle beraber oldukça galibiyet daima bizlerin olacaktır. Kazanız şimdiden mübarek olsun! Size de mübarek olsun ya Ömer! Yürüyün arkadaşlar! Allah'ım ne büyüksün! Ben neydim, ne oldum? Bugün bir halifeyim ama ben de deve güderdim. İşimde biraz dinlenmek istesem babam beni döverdi. Bugünse memleketin en yüksek makamını işgal ediyorum. Müslümanların reisliğini üzerime almış bulunuyorum. Ne mutlu bana ki senden başkasına boyun eğmiyorum. Bu büyük işte insanların haklarını kanımın son damlasına kadar müdafaa edeceğim. Allah'ım sen bu güç işte bana yardımcı ol. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ey güzel Rabbim bizi sen böyle naçar eyleme. Cürm ile alude kılma hem günahkar. Lütfet Allah'ım bizi mahrum didar eyleme. O kadar çoktur günahım, haddini fehmeyle.
rahmetin deryası anda çok büyüktür gam yemem. Yakma lütfet Allah'ım bizi mahrum didar eyleme. Ey kumandanlar, ey canını dininden esirgemeyen askerler! Hakkı tanımayanlara karşı savaşa gidiyorsunuz. Arkadaşlar, düşmanla karşılaşınca hemen harp etmeyiniz. Evvela onları Müslüman olmaya davet ediniz. Kabul etmezlerse cizye isteyiniz. Onu da vermezlerse o zaman harp edersiniz. Allah'ım, Müslüman ordularını zafere ulaştır. Bismillahirrahmanirrahim. Günün hayırlı olsun kervanbaşı. Eyvallah. Sen kimsin yabancı? Ben Halife Ömer'im. Bu saatte ne arıyorsun? Adamlarınız yorgunluktan uyuya kalmış. Malınıza bir zarar gelmesin diye bekçilik ettim. Artık uyandınız. Hala asma aldık. Ne oluyor, ne var? Nankör köpek! Bizim malımızı, namusumuzu koruyana yapılır mı bu iş? Affet! Affet ya Ömer! Benim affım mühim değil. Affa yetkili bizi yaratan Tanrı'dır. Niyazım Allah'ın mağfiretine nail olsun. Buna niçin teşebbüs ettiğini bile sormayacağım. Yalnız benim ölümümü isteyen efendisine söylesin ki bir gün ben de öleceğim. Fakat benden sonra gelecekler, hak dinini daha çok müdafaa edeceklerdir. Allah yardımcınız olsun. Ya Ömer! Beni hak dinine kabul et, kurbanın olayım. Ne duruyorsunuz? Yaptığını gördünüz. Koskoca devlet reisi kervanımıza bekçilik etti. Bunca sene boşuna yaşamışız. Biz de hak dinine girelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Beni yanınızda alıkor musunuz? Dini sizden öğrenmek isterim. Sen Tanrı'nın misafirisin, buyur. Ya
Nasıl olur? Tüm Müslümanların imparatoru böyle bir evde oturur mu? Çok bile bana! Hükümdarlar sarayda oturur. Ben kendime halkı kul köle edecek hükümdarlardan değilim. Herkes gibi ben de Tanrı'nın kuluyum. Aramızdaki fark işlerinin ağırlığını üstüme yüklenmiş olmamdır. Hadi Allah rahatlık versin. Bundan sonra hiç yanımdan ayrılma. Allah'a ısmarladık ya Ömer. Güle güle. Size de hizmet edenler olsun. Allah sizden razı olsun. Hayrola hatun, yeni bir esvap dikinmişsin. Sayenizde ya emiril müminin. Ben sana bu iş için para vermedim ki. Sizin bana günlük nafaka için verdiğiniz miktardan arttırdığım parayla aldım. Bu nasıl oluyor ki? Demek sana verdiğim miktarla doyduğumuz gibi artan paramız da oluyormuş. Evet. Öyleyse bu para hakkımız değil. Bana verilen miktar ancak karın doyurmak içindir. Fazlası beytül malindir. Bugünden tezi yok, bana verilen paranın bir miktar eksiltilmesini teklif edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Seni arıyordum ya Ömer. Hayrola ya Abbas? Senden şikayetçiyim ya Ömer. Sebep? Seyahatteydim. Dönünce haber verdiler. Nasıl olur da benim arazimi alır inşaat yaparsın? Bedeliyle değil mi? Ziyadesiyle verilecektir. Ben arazimi satmak istemiyorum. Fakat nasıl olur? Bütün civar Müslüman çocuklarının bu medreseye ihtiyaçları var. Öyle de olsa rızam yok. Kadı Ebu bin Ka'b, mahkeme kurulsun. Emriniz baş üstüne ya Ömer. Karşınızda suçlu olarak bulunuyorum. Bana lüzumundan fazla hürmet göstermen taraf tutmandır. Fakat ya halife? Hayır. Senin huzurunda halktan biriyle devletin reisi olan peygamberin halifesi bir olmazsa asla hakimliğe layık olamazsın. Adalet her şeyin fevkindedir. Şikayetin ne ya Abbas? Benim mülküm olan arazide Ömer medrese inşa etmek istiyor. Parasıyla olsa bile bu toprağı elimden çıkarmak istemiyorum. Ya Ebu bin Ka'b, değerinden fazla para verip bu toprağı almak istiyorum. Buna rızan var mı? Hayır. O halde parasıyla bile olsa rızası olmadan kimsenin toprağını alamazsın ya Ömer. Kararım budur. Karara itaate mecburuz. Medreseyi inşa etmek mukadder değilmiş. Yakın inşaatı. Üzülme ya Ömer. Arazimi hazineye hibe ediyorum. Maksadım adaletini ölçmekti. Düsturumuz Hazreti Peygamber'in mülkün temeli adalettir ya Abbas. Beni dinle ihtiyar. Bu yük senin için çok ağır. Öyle ama taşımaya mecburum, mal efendimin. Allah'ın inayetiyle köleliğe, doğuran cariyelerin esaretine bütün kuvvetimle mani olacağım. Sağ ol ya Ömer. Kör müsün be köpek? Üstümü berbat ettin. Ne olursunuz affedin.
böyle olmasını istemezdim. Üzüntünüz kalmasın efendimiz. Temizledim. Şunlara bak, lekeler var. Hadi durma, temizle bunları, pis köpek! Bana köpek diyemezsin! Alt tarafı pis bir kölesin! Bu tokadı unutmayın. Selam ya Ömer! Aleyküm selam! Bu büyük bir rezalet ya halife! Hayrola? Bir köle üzerime çamur sıçrattı. Dikkatsizlik etmiş. Ben de kendisine bir tokat atınca, o da bana attı. Ektiğinizi biçmişsiniz. Benim için nasıl böyle düşünürsünüz ya Ömer? Düşünürüm çünkü Tanrı huzurunda köleyle efendinin farkı yoktur. Kimdi bu soytarı kılıklı zavallıya Emirül Müminin? Eski Suriye rüesasından Cebel bin Erham. Öyle süslü giyinen adamlar da ne kadar çoğaldı. Nereden çıkıyor bunlar? Müslümanlığı sonradan kabul eden Suriyeli, İranlı prensler elbiseyle bir şey olduklarını zannediyorlar. Sen ki Müslümanların en ulususun. Üzerindeki bu basit kıyafet onlara bir şey söylemiyor mu? Zamanla onlar da her şeye alışırlar. Selam ya Abbas! Ben de seni arıyordum. Seni Medoyne vali tayin ettim. Emrim baş üstüne ya halife! Emirname ve selahiyetlerini, namaza gelen cemaatin şikayetlerini dinledikten sonra yazdıracağım. Söylediklerime dikkat et! Ulema halka yük olmamasına bilhassa dikkat edeceksin. Okuma, yazma, yol, su, imaret, misafirhane işlerine çok önem vereceksin. Baş üstüne ya halife! Defolun buradan yumurcaklar! Hadi! Dağılın bakalım, hadi! Çocuklardan hoşlanmıyorsun galiba ya Abbas! Terbiyesiz, utanmazlar! Bizler de vaktiyle çocuktuk ya Abbas! Vali demek, bulunduğu yerdeki insanların babası demektir. Sen çocukları sevmediğine göre halka babalık edemezsin. Seni vali yapmaktan vazgeçtim. Hadi Şerif, ayrılalım artık. Bugünkü dolaşmamız yeter. Sağ ol ya halife, senin bu dolaşmalardan aldığın feyiz. Güle güle, güle güle. Koş ya Rahmi, geliyor benim servirevanım. Ne yapayım, bir yolunu bulup içeri al onu. Efendi kardeş, bana yardım eder misin? Sana da Hak Teâlâ yardım etsin. Koyunu zapt edemedim de, koyun şurada. Şimdi bağlarım. Ne olur beni reddetme! Seni canım gibi seviyorum! Bana hiç vefa etmiyorsun! Çekilin! Ya bana yaklaş, arzumu yerine getir, yoksa feryat eder, bütün mahalleyi buraya toplarım! Ahirette Rabbimin huzurunda rezil olacağıma burada olurum. Hak Teâlâ doğru kullarının yardımcısıdır. Oğlum, muharebeden yılma! Allah seni imanınla korur! Yalınız geceleri iyi örtün, kendini üşütme, hasretlen, gözlerinden öperim! (Gülüyor)
Merak etme, ben mektubu gönderirim nine. Tanrı senden razı olsun ya Ömer. Senden de nine. Sağ ol, sağ ol. Ölüyorum nineciğim, ne zaman pişer? Biraz daha sabırlı olun. Neredeyse pişer. Hele biraz uyuyun, uyuyun bakayım. Hadi. Açlıktan gözüme uyku girmiyor ki. Ne olur çabuk pişir nineciğim, ne olur. Rabbim, sen bize sabırlar ver. Şefaatini üzerimizden eksik etme oğlu Tanrım. Hadi uyuyun canım, uyuyun yavrum. Uyuyun, uyuyun. Ey Emirül Müminin, yoruldunuz, biraz da ben taşıyayım. Bugün benim yükümü sen taşırsan, yarın kıyamet gününde benim günahlarımın yükünü kim taşıyacak? Efendim, sizin ne yükünüz olacak? Resul-i Ekrem'in yolunda gitsiniz. Ben bu halifelikten başa baş kurtulabilirsem, ancak o zaman Resul-i Ekrem'in dostu olurum. Sen mescide dön Eslem, yorulma. Çocuklara da aylarca yetecek yiyecek getirdim. Ah, benim aslan evladım! Hemen çocuklara sıcak bir çorba yap. Bu ağır yükle kim bilir çölde ne zahmetlere katlandım. Tüy kadar hafif geldi. Allah senden razı olsun. Ömer'in makamı inşallah sana nasip olur. Allah'a emanet ol nine. Sabah mescide gel, halifeyi gör. Size nafaka bağlansın. Ey yabancı! Allah seni aziz etsin, ber murad ol. Oh. Ey uluların ulusu, güzeller güzeli Tanrım! Yüküm çok ağır. Bir buluttan bir boyuna kadar, bir oğlak kaybolsa bana soracaksın. Ya Rabbim! Çok sertim, bana rıfkı mülayemet ver. Bana kuvvet ihsan et. Üzerimdeki işi başarabilmem için kudret ver. Ulu Tanrım, insanları doğru yola sevk etmeme yardım eyle. Bana mu'in, bana zahir ol. Beni hak ve adaletten ayırma. Ya Emrül Müminin, başımıza gönderdiğin vali zevki sefa içinde yaşıyor. Derhal tahkikat yapılsın. Bu zatın söyledikleri doğruysa, Bin Ganem adındaki bu vali, babası çoban olduğu için tekrar çoban olacaktır. Sen söyle. Ben Hristiyan bir tüccarım. Arazime tecavüz ettiler, mescit inşa ederler. Bedelini ödemediler mi? Ziyadesiyle veriyor, fakat ben arazimi başka işte kullanacağım. Yaz! Emir-ül Mümininden Amr-ül Has'a, rıza olmadan yapılan işler zulümdür. Zulümle inşa edilen mescitte ise secdeye varılmaz. Araziyi kendisine iade et. Unutma ki mülkün temeli adalettir. Tamamlanmış dahi olsa camiyi yık ama adaleti yıkma. Kim bu adam? Nasıl girdi buraya? Askerler, yakalayın şunu! Ben Tanrım'ın kulu, Peygamberimin halifesi, Hattab'ın oğlu Ömer'im. Ya sen? Ben
Şey efendim... Sen deve çobanıydın. Halkına zulmettiğinden gene deve çobanı olacaksın. Valiliğe layık değilsin. Al şunu. Affet ya halife. Affetmek tanrıma has. Bana ise asla, ona yalvar. Gidin. Hale geldi efendim. Üzülme ya Eslem. Bu da Tanrı'nın arzusudur. Hayır da şer de bizler için Allah'ımın bir vergisidir. Ya efendim, siz binin devenize. Olmaz. Nöbetleşe bineriz. Nasıl olur, nasıl olur efendim? Basbayağı olur. İtiraz etme. Yolumuz uzun. Şu ileriki tepeye kadar sen, sonra ben. Hadi bin. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Ya Emirül Müminin, yorgunsunuz. Kıyafetiniz de bozulmuş. Siz bir imparatorsunuz. Ne demek? Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği yücelik Müslümanlıktır. Kendimiz için sadelik yetişir. Möbürlenmeyi kimden öğrendiniz? Nedir bu giyinişiniz? Ya Emirül Müminin, sizi karşılamak için. Kâfi! Halife ile kumandanların arasındaki giyiniş farkını görün. Zafer sizi sarhoş etmiş. Kumandanlarım, askerlerim, yenilmez kahramanlarım! Allah'ın inayetiyle zaferden zafere koşuyorsunuz. Ülkeler fethediyorsunuz. İmparatorlar dize getiriyorsunuz. Fethettiğiniz ülkelerde saltanat sürmek, tahakküm ve cebir hatalarına düşmeyiniz. Gittiğiniz yerlerde hak ve adaletin timsali olmalısınız. Halkın rehberi ve hadimi olacaksınız. Hiç kimseyi zillete düşürmeyin. Kapılarınız daima her an herkese açık olsun. Şan ve şeref peşinde koşanlardan olmayın. Sünnet ehlini hoşnut edin. İran devleti ordularımız tarafından zapt edildi. İran başkumandanı, hükümdar Servis'in dayısı Hermes Han... tarafınızdan mahkeme edilmek şartıyla teslim olmak istiyor. Allah'ım! Uluların ulusu Tanrım, sana şükürler olsun. Teklifi kabul edildi. Kendisini mescide sevk edin. Selam ya Emirül Müminin! Selam, buyurun. Kudüs'ün teslim kararını bildirmeye geldim ya Emirül Müminin! Allah'ın kulu, peygamberin halifesi Ömer tarafından... Kudüs halkına verilen berattır.
Herkesin canı, malı, dini, inancı, ibadethanesi her türlü taarruzdan masumdur. Haşmetli İran krallarından Perviz Han'ın dayısı Prens Hermezan önünüzde eğilmekle şeref duyar. İşte dünyanın bütün gurur ve gafleti. Kasis muharebesinden beri bütün anlaşmaları bozan bir büyük kumandan, binlerce askerin ölümüne sebep olan bu ateşperest bizden ne istiyor? Sadece bir kupa su. Getirin. Bir zamanlar siz Müslümanlar bizim esirimizdiniz. Şimdi Allah sizlerle beraber olduğu için bizler size esiriz. Allah daima doğruluğu, sadeliği, temizliği, sıdkı ve ihlası ön tutanlarla beraberdir. Sözlerinizden beni öldürteceğinizi anlıyorum. Son arzum, bu suyu içmeden beni öldürmeyeceğinize söz verin. Söz veriyorum. Artık beni öldürtemezsin. Çünkü suyu içmeme imkan kalmadı. Demek bizi aldattın? Hayır ya Ömer. Ben ve Mahiyeti Merkanı canı gönülden Müslümanlığı kabul ettik. Ölüm korkusuyla Müslüman olduğumuzu sanmaman için bu hileye başvurduk. Eşheden la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Nine, suyunu çektim. Çamaşırlarını da serdim. Başka bir emrin var mı? Allah senden razı olsun ya Ömer. Hastalığıma senin yardımınla karşı koyuyorum. Sana bir hal olursa ben ölürüm ya Ömer. Üzülme nine. Ben ölmeyince sen yalnız kalmazsın. Sağlıcakla kal.
akşama uğrar ateşini de yakarım. Ber murat ol ya emirül müminin. Selam yani. Aleyküm selam. Annen nasıl, hastalığı geçti mi? Sızlanıp duruyor. Hemen bir tabip yollarım. Sen de anacığının başucundan ayrılma. Ayrılmam ya Ömer. Allah'ıma emanet ol. Güle güle ya Ömer. Allah rızası için bir sadaka. 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 Ormanda ne var? Hiç, biraz un var. Ver onu bana. Al bunu develerine ver. Allah senden razı olsun. Şimdi benden para isteyebilirsin. Al bakalım. Bereket versin, sağ olun, Allah razı olsun. Allah çalışmayanları Allah sevmez. Allah. Herhangi bir işle meşgul olmak, dilenmekten Allah iyidir. Allah razı olsun. Ağlatıyorsun çocuğu be kadın, yazık değil mi Sabiye? Ne yapayım ya efendi? Hazreti Ömer emzikli çocuklara tahsisat bağlatmıyor. Südüm de kâfi gelmiyor, şaşırdım kaldım. Al bunu. Ben dilenci değilim. Sadaka değil, devletin parasıdır. Bundan sonra her ay gelip Beytülmal'den paranı alasın. Rabbim gönlünüze göre versin. Tanrı'nın inayetiyle Peygamber Efendimizin sayelerinde dünyanın en büyük dinine sahip olmuş Müslüman kardeşlerim, bize son din olarak verilen Müslümanlık, insanlık, kardeşlik, dürüstlük, fazilet timsalidir. Düşmanlarımıza bile ihtiyaç halinde yardımdan çekinmeyiniz, yetim hakkı yemeyiniz, yalan söylemeyiniz. Dünyada herkese acıyan, ahirete inananlara acıyıp kayıran Allah'ımız, bütün övgülerimizi, dualarımızı kabul eder. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz suçlarımızı bağışlar. Rabbimizin yolundan, Kur'an'dan ayrılmayanlar, umduğuna kavuşacak mutlu kişilerdir. Tanrımızın huzurundan kovulmuş, şeytanın şerrinden korunmak için yüce Allah'ıma sığınırım. Hep beraber söyleyelim. Biz bütün günahlarımızdan pişman olduk. Tövbe ediyoruz. Affeyle Allah'ım. Tövbe edenleri acıyarak kabul eden ancak sensin ulu Rabbim. Sana binlerce hamdü senalar, uluların ulusu Tanrım. Kaza ile kadere inanmak lazım. Birkaç zaman evvel İran saraylarına sığmazken bugün küçücük bir odanın içindeyiz. Ne garip. Yüksek zekanızla hayatlarımızı kurtarmanız en büyük lütuf efendimiz. Burada işiniz ne? Ben bir köleyim. Adım Firuz. Ebu Lülü derler bana. Paranı verip hürriyetini satın alamadın mı? Kazancım o kadar az ki efendimin istediği yevmiyeyi bile veremiyorum. Ama bana yardım ederseniz bütün serdüşleri kölelikten kurtarmak için Hazreti Ömer'i... Söyle, söyle, çekinme, bunlar muteber adamlar. Onu öldürmek istiyorum.
Neler söylüyorsun be adam? Duyulursa hepimiz mahvoluruz. Hem bundan ne çıkar? Müslümanlar başsız kalırsa çabuk çözülürler. Sonra da... Sonra da? O melundan bütün zerdüşlerin intikamını alırım. Ne yazık ki... bir hançere sahip değilim. Duymamış olalım bunları. Belaya sokma başımı. Ömer dostumdur. Sen de canını seviyorsan bu sevdadan vazgeç. İntikamım başımdan mukaddestir. Efendimiz, yeter ki bir hançerim olsun. Al! Fakat kölelerin silah taşımasının yasak olduğunu... bizim de Hazreti Ömer'i çok sevdiğimizi sakın unutma. Bunları asla unutmayacağım efendimiz. Al bakalım. Beni ne gördün, ne de tanırsın. Bir daha da buralarda görünme. Emredersiniz. Can verip sır vermeyeceğimizden emin olun efendimiz. Ulu Tanrım, artık pek kocadım. Hislerim zayıfladı. Kuvvetten düştüm, gücüm kalmadı. Uğrunda istediğimce çalışamaz hale geldim. Artık beni bu dünyadan al Tanrım. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam ya Ömer. Selam. Ben bir zerdüşteyim. Adım Firuz. Lakabım Ebu Lülü. Mugure bin Şabe'nin kölesiyim. Seni gördüğüme memnun oldum. Bir arzun mu var? Evet ya Emirül Müminin. Kazancımdan iki dirhem haracı efendime ödüyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Sanırım sanatın çeşitlidir. Oymacı, aynı zamanda demirciyim. Arada yel değirmeni yaptığın da söylenir. Bu işle iki dirhem haraç çok değil, azdır bile. Demek öyle. Kime sorsanız haracınızın az olduğunu söyler. Ya Firuz, bana bir yel değirmeni yapar mısın? Arzu sizin ya Emirül Müminin. Sana öyle bir değirmen yapacağım ki... doğudan ta batıya kadar dillere destan olacak. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu lümen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
yaralısın baba. Hekime gidelim. Ne olursa olsun namaza devam edelim. Ya Abdullah, sevgili evladım! Beni kim vurdu? Firuz denilen serseri bir ateşperest babacığım. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım. Oğlum, koş! Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe'yi bul. Şayet müsaade ederlerse beni Resulüm Muhammed'in ilk halife Ebu Bekir'in yanına göm. Dileklerin başım üstünedir ya emir-i müminin. Hazreti Ayşe kendi için ayırdığı tek mezar yerini Hazreti Ömer'in arzusu her şeyden üstündür diyerek size verdi baba. Elhamdülillah. Şahsım için en önemli işim buydu. Sizlere kendi kendinizi idareye öğrettim. Emre Hak bana vaki olunca aranızda toplanıp kendinize yeni halifeyi sizler seçersiniz. Oğlunuz Abdullah'a ne dersiniz ya Ömer? Ya Abbas, bir evden bir halife yeter. Bir isim verebilir misiniz baba? Asla. Ey emir-ül müminin! Ya Ali'ye ne dersiniz? O sizi bir yola götürür ki hak yolu ancak budur. Bu vasiyet değil, tavsiyemdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Allah!